İslam ve toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle Menkıbeler Mevlana Seyyid Hasan Rahmetullahi Aleyh Namaz günahları temizler. Hadiste buyurdu ki, bir gün resul ü Ekrem, beş vakit namaz ile cuma namazları hem, bunları kılanların öbür cumaya kadar küçük günahlarının kefareti olurlar. Büyük günahlardan, ve haramdan kaçanların affına sebep olur küçük günahlarının yani bu günahlardan kul hakkına girmeyen ne varsa affedilip yok olurlar tamamen küçük günahlarından temizlenmişse eğer büyük günahlarının azapları hafifler büyük günahları da affolup bitmişse hep olur derecesinin yükselmesine sebep Abdullah bin Mes'ud da nakleder şöyle aynen. Ensardan bir tanesi bir gün hurma satarken genç bir kadın gelerek hurma talep edince hayvani duyguları kıpırdadı hemence. Dedi, daha iyisi evde var bu hurmanın. Gel de ondan vereyim istiyorsan ey hanım. Sonra eve geldiler o kadınla birlikte. Kucakladı, ve öptü kadını şehvet ile. Kadın çok şaşırdı ve üzüldü bu olandan. Dedi: "Ne yapıyorsun? Korkmaz mısın Allah'tan?" Utandı, pişman oldu o dahi yaptığına. Koştu hemen Resul'ün nurlu huzurlarına. Yaptığı bu günahı arz edince ona hem bir cevap vermediler. O zaa tafahri alem. Maksadı şu idi ki adamın arz etmekte cezasını çeksin de kalmasın ahirete. Bu hususta bir vahiy bekliyordu o server. Sonra öğle namazı kılındı hep beraber. Nihayet vahiy geldi Resûle çok geçmeden. O ayette Rabbimiz buyurdu ki mealen, kim beş vakit namazı her gün eda etse hep, o günkü günahların affına olur sebep. Resulullah o hazata bunu haber verince çok sevinip Resul'e sual etti hemence dedi ki iş bu müjde sırf bana mı aittir yoksa bütün ümmetin hepsine şamil midir Allah'ın sevgilisi buyurdular ki yine bu müjde ümmetimin aittir her birine Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı işlerinde aceleci olma. Acele etmemeli. Zira acele eden ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmekse Allahü Teala'dandır. Her şeyin sahibi, yaratanı olan Rabbimiz kullarının isyanlarına bile ceza vermekte acele etmiyor ve onların rızıklarını kesmiyor. Hatta Ahkaf suresinde peygamber Efendimize hitaben mealen peygamberlerden ulul azm olanların sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlara azap verilmesi için dua etmekte acele eyleme buyurmaktadır. Bunun için işleri de işlerinde acele etmemeli ve hemen karar vermemelidir. Zira aceleyle verilen kararlara şeytan karışır. Hadisi i şerifte acele şeytandandır, teenni rahmandandır buyuruldu. Peygamber Efendimiz vefatlarından önce Mescid-i Nebi'de Eshab-ı Kiram'a hitaben Ey muhacirler ve ey ensar! Vakti belli olan bir şeye kavuşmak için acele etmenin faydası yoktur. Allahü Teala hiçbir kulu için acele etmez. Bir kimse Allahü Teala'nın kaza ve kaderini değiştirmeye, iradesinden üstün olmaya kalkışırsa onu kahr ve perişan eder. Allahü Teala'ya hile yapmak, onu aldatmak isteyenin işleri bozulup kendi aldanır buyurmuşlardır. Nefsi emmare inatçıdır. Bir işi murad ettiği vakit neticesine varmaya acele eder. Bunun için nefsin istediği bir şey hatıra gelince şeytan fırsatı kaçırma hemen yap der, o da yapar. Şeytanın vesvesesi olan hayırlı iş insana tatlı gelir ve aceleyle yapmak ister. Bunun için hadis-i şerifte Allahü Teala acele etmeyeni sever. Acele şeytandandır. Allahü Teala hilmi yani yumuşak huyu sever buyurulmuştur. Umumiyetle acele etmeye sebep insandaki dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi olan bundan kendini korur. Zira kanaat bitmeyen bir hazinedir. Kalbe gelen şeyi yaparken Allahü Teala'nın rızası var mı yok mu diye düşünmeli, sevap mı günah mı olacağını anlamalı ve günah değilse yapmalıdır. Böylece teenni edilmiş yani acele edilmemiş olur. Yalnız bazı yerlerde acele etmek lazımdır. Hadis-i şerifte acele etmek şeytandandır beş şey bundan müstesnadır. Kızını evlendirmek, borcunu ödemek, cenaze hizmetlerini çabuk yapmak, misafiri doyurmak, günah yapınca hemen tövbe etmek buyuruldu. İhtiyaçları ve kıymetli şeyleri elde ederken acele etmeyip, yavaş, temkinli hareket etmeye vakar denir. Vakar ağır başlı olmaktır. Yoksa fırsatı kaçıracak, menfaatini kaptıracak şekilde uyuşuk olmak değildir. Ebu Abdullah Nibaci Hazretleri talebelerine hitaben Allahü Teala'dan gelen şeyleri, nimetleri ve kendisinden Allahü Teala'nın neyi istediğini bilmeyen kimse kalbini perdelemiş olur. Kim nefsinin isteklerine kavuşmak için acele ederse iyiliklere kavuşma yollarını keser. Kim nefsinin her istediğini yer ve bunların peşine düşerse o kimsenin başına çeşitli belalar gelir buyurmuştur. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, talebesi Ebu Yusuf Hazretlerine hitaben, yolda yürürken vakarlı bir şekilde yürü. Acele acele, salına salına yürüme. işlerinde aceleci olma. Konuşurken yüksek sesle konuşma. Bağırıp çağırma. Daima kendin için sükun ve sükutu seç buyurmuştur. Evladı Resul'den olan Muhammed Cevat Hazretleri de, üç şey kimde bulunursa pişman olmaz. Bunlar acele etmemek, meşveret ve tevekküldür buyurmuşlardır. Bir günah işlendiği zaman tövbe etmekte acele etmeli, tövbeyi sonraya bırakmamalıdır. Zira hadis-i şerifte ölmeden evvel tövbe ediniz, hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız, zekat ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşunuz buyuruldu. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü Hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim, hoş bulduk. Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Saçları diyor ortadan ayırmak caiz midir? Caiz. Ya, Yahudi olursa. adetidir demişler. Yok değil, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ortadan ayırır diye kitaplarda geçiyor. Hiç alakası yok. Çünkü böyle şeyler adete bağlıdır. Ve Yahudilerde olsun, Hristiyanlarda olsun... ...hani saçlarını... ...belli bir şekil verirken bunu ibadet diye yapmıyorlar. Adete bağlı olanlardandır. Bir başka e, sorusu dinleyicimizin... ...bir hoca... ...demiş ki peygamber efendimiz... ...kendi doğum günü olan pazartesi günü... ...oruç tutardı. İşte pazartesi, perşembe tutardı. Ee, Onu... <laughs> ...özür dilerim gülüyorum da... ...ona benzemek için herkes kendi doğum günün... ...hangi günü... Aslanım yani, ben ne mümkün <laughs> <hüküm> çıkarım... <laughs> Lan başında saksan olur <laughs> beline kazmayın. Değil? yani diyor kendinize tabi olun. Peygamber Efendimiz'e tabi olmayın. O demek. O demek ya. Yani, doğru. Herkes doğru. nefsine tabi olsun. E, kendine tabi olsun. Kendi doğum gününde doğruç Bir tat ya. duruyor. Yani Allah Allah. Allah Allah'a şaşırtmasın. Şimdi böyle deyince... E, ...biraz önce bir konuya bakarken... ...yine rastladım hadis-i şerifi. Öyle zaman gelme durumu var ki o zamanki din adamları eşekleşinden daha fazla kokacak bu Kokuşacaklar. Niye? E çünkü dinden uzaklaşacaklar. Ehl-i sünnet alimleri kitaplarından uzaklaşacaklar. Nakli terk edecekler. Nefslerine göre konuşacaklar. allah Teala korusun. Hani yine bir hadis-i daha vardı orada. E bir camide bin kişi olacak fakat içinde bir tane imanlı kimse olmayacak. E bunların başında e, namaz kıldıran da var. Ya O da olmayacak yani. Allah Teala Yani oturup hepsini düşünmesi lazım bunu. Hepimizin düşünmesi lazım. Yani ben din adamıyım, ben hocayım Hatta televizyonda konuşuyorum, radyoda konuşuyorum, gazetede yazıyorum, camide vaaz ediyorum. Ben müftülük makamındayım işte ee, diyanette bilmem fetva heyetindeyim falan. Bunlar hiçbirisine dönüp bakmayacaklar. İtikadın düzgün mü, amelin düzgün mü ee, ve öğrendiklerini doğru olarak öğrenmiş ve doğru olarak itikad edip amel etmişmiş. Ona, ona, ona bakacaklar. Yoksa mevki, makamın, etiketin, kariyerin e, efem ne olursa olsun. Daha da melekler hiç kimseye bakmazlar. Gözün yaşına bakmazlar. Şeyde hatırlarsan toplantılarda sık sık tekrar evet. ederlerdi. E, Enver bir hadis-i şerif var da işte allah Teala sizin suretlerinize, elbiselerinize, e, mevkiinize, malınıza, mülkünüze değil. Amellerinize ve bu amellerde ne niyetle yaptığınıza bakar diye. Sık sık tekrar ederlerdi Enver abiler. Tabii ki o toplantılarda mesela... ...müdürlük makamında olan da var... ...genel müdür makamında olan da var... ...personel olan da var... ...yani e, temizlikçi olan da var... ...çaycı, hepsi olan, var, çaycı var. olan da var, hepsi var. Ama demiyor ki siz işte genel müdür müsünüz... ...işte gazetede yazıyor musunuz... De, de, ...televizyonda, radyoda konuşuyor musunuz... De, ...öyle söylemiyorlardı. Hadi Kardeşler açık. Cenab-ı Hak sizin suretlerinize bakmaz. Kalbinize bakar. Ve kalpte hangi niyetle onları yaptıysa ona bakacaktır. Onun için... Herkes e, oraya hazırlanması lazım. Hemen haber de Allah rahmet eylesin. Zaman zaman hep öyle e, ikaz ederler. Hatırlatırlar daha doğrusu. Emir varfta bulunurlardı. Hani bulunduğunuz konum ne olursa olsun allah Teala sizin suretinize, mevkinize, makamınıza, konumunuza değil itikadınıza, amellerinizi ve bu amellerde ne niyetle yaptığınıza bakıyor. Hesabı orada öyle çekileceksiniz. allah Teala hepinizi muhafaza buyursun. Böyleleri şerrinden de muhafaza buyursun. Evet. Dinleyicimiz diğer bir sorusunda da gusül alır, alırken en son şöyle diyorum. Guslüm gusül için, guslüm abdest için, abdestim namaz için, namazım Allah için. İçtim hak teala cümle bedenim temiz. Ee, sonra şehadet getirip bu arada su içiyormuş burada. Kurnadan su alıp içiyormuş. Bütün her yerime tekrar su döküyorum. Böyle olunca olur mu diye. Ve o mi içmesi falan yok. Daha cenabetin de temiz demiş. E, şeyde e, o da uygun olmaz. E, cünüpken falan alacak olursa daha da temizlenmemiş. E, o yanlış. E, ve böyle bir niyet de kitaplarda yazmıyor. Niyettim kusul abdestine bitti. Abdest vakit niyettim abdest almaya bitti. Niyet ettim öğle namazının farzını kılmaya bitti. Bu kadar yani. Detaya girmeye gerek yok. Dinleyicimiz bir de namazı cem etmeyi soruyor. Bir anlatabilir misiniz diye. Estağfurullah. Cem etmek birleştirmek demektir. <laughs> Hanefi mezhebinde bir tek yerde cem edilebiliyor. O da hat zamanı, Arefe günü. Arafat'ta vakfeye durulduğu zaman öğle ile ikindi o vakitte orada bulunuyor. Akşam güneş batınca müzdelifeye hareket eder hacılar. O, o vak e, şeyde Arafat'ta durulurken öğle ile ikindi cem edilir, birleştirilir Hanefi mezhebinde. Güneş batınca hemen e, müzdelifeye hareket edilir. Orada da akşamla yatsı birleştirilir. Cem edilir yani. Buna cem etmek denir. Hanefi mezhebinde sadece burada var, başka bir yerde yok. Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebinde seferdeyken öğle ile ikindi, öğle veya ikindi vaktinde akşamla da yasa akşam veya yasa vaktinde cem edilebilir. Mukimken, Mukimken Maliki ve Şafii mezhebinde ee, bazı özürler bildirilmiş. Onlar sebebiyle de cem edilebiliyor. Ama esas Hanbeli mezhebinde Mukimken de cem edilebiliyor. Ee, namaz vakti sıkışmıştır veya da buna benzer durumlar olmuştur. Öğleyle ikindi, ikindi ile şey ik, Öğleyle ikindi, e, ikindi veya öğle vaktinde akşamla yazsa akşam veya yatsı vaktinde birleştirerek kılabilir. Ee, dolayısıyla diğer üç mezhepte olan bir Müslüman e, diyelim ki mesela e, öyle bir işi var ki o işin başından ayrılamayacak. Öyle vakti de geçiyor. O zaman e, guslu ve abdeste mahambeli mezhebine uygun olması lazım. Seferde ise yolculukta ise Hanefi mezhebindeki Müslümanın Şafii veyahut da Maliki mezhebine guslu abdestine aynı şekilde uygun olması lazım. Tedbirli hareket etmesi gerekiyor. Ee, yoksa kendi kafasına göre uydum ben ona uydum denmez. Çünkü yarın mahşer günü bu namaz bu gusül bu abdest mizana getirilecek. İmam Malik Hazretleri bakacak tamam namazı bana niyet etmiş ama bunun guslu olmamış abdesti olmamış diyecek. Dolayısıyla namaz da olmaz. Guslu ve abdesti. Gusül ve abdeste ee, o mezhebin farz dediklerini yerine getirmiş, müfsit dediklerinden de sakınmışsa bunun Maliki ve Şafii mezhebine göre abdesti var demektir. Dolayısıyla seferdeyken Hanefi mezhebindeki bir Müslüman bir meşakkat veya zorluk anda öğleyle ikindi akşamla yasayı cem edebilir. Mukimken de diğer üç mezhepteki Müslüman Hanbeli mezhebinin kusul abdestteki farz dediklerine uyacak, müfsit dediklerinden sakınacak. Ama öyle bir durum olacak. Gerçekten öğle namazını kılamayacak durumda olacak. Ha, o zaman e, baktı ki e, öyle bir durum var. Gusli ve abdesti Ambeli mezhebinin şartlarını taşıyor. E, niyet ettim ben işte Hanbeli mezhebine uyarak öğleyi ikindi vaktinde kılmaya diye içinden geçirecek. Abdesti olsun olmasın. İkindi vakti müsait oldu. Gitti abdest aldı. Abdest aldıktan sonra tabii abdest alırken de niyet ettim. Abdest almaya Hanbeli mezhebine uymaya diyor. E, on sonra e, ee, kamet getirecek. Niyet ettim Allah-u Teala'nın rızası için. Öğle namazının farzını Hanbeli mezhebine uyarak ikindi vaktinde kılmaya farzını. Hemen kalkacak. E, kamet getirecek. Niyet ettim ikindi namazının farzını kılmaya. E, uyumaya diyecek mi? Demesine gerek yok ikindi vaktinde kılıyor. Ama ikindiyi öne çekseydi öyle vaktine çekseydi o zaman niyet derken niyet ettim Allah-u Teala'nın rızası için e, ikindi namazını Hanbeli mezhebine uyarak öyle vaktinde kılmaya diyecekti. Veya bu öğle ikindi olmadı akşam oldu. Akşam mesela sıkıştı yetişemeyecek. Hemen niyet ettiği içinden abdest olsun olmasın. Hanbeli mezhebine uyarak bunu yatsı vaktine tehir ettim diye. Yaz, e, gitti yatsı vakti girmiş. Abdestini aldı. Hemen kamet getirir. Niyet ettim Allah-u Teala'nın rızası için akşam namazının farzını. Hanbeli mezhebine uyarak yatsı vaktinde kılmaya. Hemen kalkar yasını farzını kılar. Bitti. Çünkü farz farz araya bir şey ilave edilmez. Efendim ondan sana yatsı vaktinde benim vaktim müsait. E, ben kaza da kılıyordum. Akşamın sünneti yerine, yatsının sünneti yerine. Onları ilave edebilir miyim arkasına? Tabii ilave edebilir. Vitri sona kılabilir miyim? Tabii vitri zaten vakti nedir? Daha imsa kadar kılabilir. Onun bir mahsuru söz konusu değil efendim. Bir başka dinleyicimiz de şöyle soruyor. Diyor ki, biz e, hanımlar arasında sohbet sırasında ilmihal okuyorduk. Kadınların da rükuda ve secdede topuklarını birleştireceğini okuduk. Öyle anladık. E, ama radyoda e, hocam daha önce anlatmıştı. Bunun erkeklere özgü bir şey olduğunu söylemişti. İlmihal'de de öyle bir şey anlaşılmıyor. Nasıl anladılar onu bilmiyorum. Ee, Nereye okudukları yeri aynı şekilde bildirirlerse... ...bir bakarız biz de. Nereye okumuşlar ve oradan gerçekten öyle bir şey anlaşılıyor mu... ...anlaşılmıyor mu bir de biz bakarız. Bir başka dinleyicimiz... ...Yasin suresini namazda okuyabilir miyiz diyor. Tabii. Yasin-i Şerif... ...sadece... ...birisi vefat ettiği zaman veya vefat etmek üzere okunur... ...kabir başında okunur diye bir kayıt yok ki alt sayfadır. Sure-i Yasin. Namazda okunabilir. Birinci rekatta altı sayfada okunabilir mi? Tabii. Parça parça okunabilir. Tabii. Birinci rekatta birinci sayfa, ikinci rekatta ikinci sayfa. Veya üç ayet veya işte on ayet. Ee, başından üç ayet, sonundan üç ayet öyle de okunur. Ama e, peş peşe okumak daha eftaldir. E, dinleyicimiz bir de sureleri namazda okurken o bir atlamak değil iki atlamak konusunda e, anlayamadım diyor. Namus tamam, de mesela birinci rekatta Elemter'i teriyi okuduk. İkinci rekatta Lilafi'de şaşırıyoruz. Onu geçeceğiz. Okumak istemiyoruz. Hatta evet, okuyamayacağız. Onu atlayacağız. Kitaplarda buyuruyor ki bir sure atlayarak ki ondan sonra eray tellezi geliyor. Birinci rekatta elem okudun. Ondan sonraki sure bir sureyi atlayarak üçüncü sureyi okumak mekruhtur buyuruyor. Eğer Leyla fi, e, okuyamıyorsan erayte er erayt lezi de atlayacaksın. İnna ve aşağısındakiler okuyacaksın. Bunun anlaşılmayacak yerin nedir anlamadım. Hani sebebi nedir, hikmeti nedir onu soruyorsa e, dinin emri böyledir. Biz de buna uyarız. Başka bir şey yok. Yok efendim şu niyetle Yok öyle bir şey. Dinleyicimiz ikinci olarak da namazda diyor herhangi bir rekatta Fatiha'yı okumadığımızı hatırlasak. Ne yaparız? Geri döneriz onu okuruz. öbür rekatları tekrar ederiz. Hangi rekattaysa, değil Hı -hı. mi? Tekrar ederiz. Secdeyi sehivle namazı kurtarız. Bütün farzların terkinde böyle mi olur? Böyle olur. Yani oraya geri dönüyoruz. Tabii. Oradan itibaren devam Hı -hı. ediyoruz. Namazı tamamlıyoruz. Vacip yapmadığımızı, secdenin birisini yapmadığımızı hatırlarsak dördüncü rekatta hatırladık geri dönüyoruz. Peki tek secde yapılmış olsa? Aynen. Geri Orada da bu farz yerine gelmemiş olur? Farz tek yerine yapınca. gelmemiş olur, tabii. Ee, geri döneriz, o, o, o secdeyi de yaparız, öbür rekatları tekrar ederek e, kılar ve netice itibariyle de secdeyi sihirli namazımızı kurtarırız. Bir başka dinleyicimiz de şöyle soruyor hocam. Ee, diyor ki, namaz kıldığımız seccade mesela, ee, onun diyor eni boyu falan böyle bir standart belirtilmiş mi kitaplarda? Tabii, boyu beş metre, eni yani <laughs> üç metre. <laughs> Ya insan sadece kadar bir şey. Kitaplardan şeyi yok. Sadece yani bugün piyasada kadar. gördüğümüz ya da işte hanımların kendilerinin işlediği falan şeyler. Tabii insan haline göre. mesele vardır adam iki metre. Uzun boylu bir adam. Bir e ise işte bir buçuk metre mesela. Bir buçuk metre kendine göre bir seccade yapmıştır mesela. E o ona sığmaz. O adam kendine göre yapacak. Ya da adam çok geniştir. <laughs> Veya çok geniştir. <laughs> hani bir iki karış bir şey yapmışsın adam ayaklarını koyuyor dışarı taşıyor. Herkes haline ve durumuna göre. Belli bir standartı yok onun. Ama sade olması gibi bir standart var değil mi? Yani? yani şey, özelliği bu sade olması. Cami resmi olmamalı, Kabe resmi olmamalı, sade olmamalı, desenli de olmamalı. Çünkü namaza durunca bakıyorsun desenlerle meşgul olmaya başlıyorsun. Bir başka dinleyicimiz, yatsı namazını gece yarısından sonraya bırakmak tahrimen mekruh olduğunu okudum. Doğru okumuş. Bu sadece namazı cemaatle kılanlar için midir diyor. Hayır canım. Herkes için ama. Herkes için o. <laughs> Maliki mezhebinde üçte birinden sonraya bırakmak haram. Hanefi mezhebinde gece yarısından sonraya bırakmak. Şafii mezhebinde de öyle. Tahrim ve mekruh diye bildiriliyor. Peki, burada yanlış anlaşılan bir şey var. Bize gelen maillerde falan dikkatimi çekiyor benim. O zaman hemen diyor, diyor, farzından mı kılıvereceğiz? Hayır değil. Orada mekruh vakit yok. ...biz evvel vaktini terk ettiğimiz için... ...yani herhangi bir sebep, bir şey, özür falan yok... ...geciktirdik, geciktirme sebebiyle... ...biz bu günaha girdik. Yoksa yine... ...sünnetiyle beraber kılınır. Çünkü dört mezhepte de... ...yatsının son vakti imsaktır. Oraya kadar kılınabilir. Tabii kılınabilir. İmsa kadar. E, dört mezhepte de yatsı o vakte... ...kadar kılınır. Ama... E, ...Hanefi'de ve Şafi'de işte gece yarısından... ...sonraya bırakmak. Tahlime mekruh... ...ve haram. E, Maliki mezhebinde üçte birinden... ...sonraya bırakmak haramdır geçiyor günahlar diye geçiyor. Hocam son bir soru var. E, vaktimizin de sonuna yaklaştık. Kısaca cevap verebilirsiniz. Anne baba hakkıyla kayın valide, kayın peder hakkı bir midir diyor? Aynı değilse de e, ...kaim baba, kaim anne deniyor anne yerine ve baba yerine kaimdir. birisi dünyaya getirmiştir. Ondan sonra bir tür meşakkatlere katlanmıştır. Elbette haklar aynı değil. Ama hürmetle saygı itibariyle anne ve baba yerine kaim olması sebebiyle gerekli hürmet ve saygı onlara da gösterilmesi gerekir. Ama hak itibariyle dünyaya getiren kadının hakkı ve o çocuğu yetiştiren babanın hakkı elbette ki kıyas kabul etmesin. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum